Az sonra göreceğim oğlum ben seni. Kurtlar gelince donlarına sıçacağım böyle. Göreceğim ben seni. Artık demir almak günü gelmişse zamandan. Hadi Spil'e gidelim ya. Boş ver gerisini. Spil'de görüp görebileceğin en fazla kurt popülasyonu aha şu coğrafyada. Yılın 23 Aralık en uzun gecelerinden sabaha kadar kurtlarla beraber patlatıp duracağız en uzun gecede. Ha, siktir oradan. Spil'de kurt ne gezer diyenler bana bir gece takılın. Sizi buraya getireyim. Altınıza böyle sıçıttırırım sizi, tamam mı, kurt sesinden? Hadi bakalım. Göster amcanlara diyenler için gösterelim bakalım. Hamamda karılar nasıl bayılıyormuş. Şöyle. Ve sabah oldu. Günaydın diyoruz. Yeni güne bir çoban çadırında gözlerimizi açıyoruz. Gece 2'ydi. Kurtlar ziyaretimize geldiler. Bu hafta sonu yine dop dolanlar yaşamak için Spil Dağı'na geldik. Cuma akşam çok fena yağmur yağdı. Yerler hala çamur. Şehir bembeyaz sisler içinde. Yukarı çıkınca çok güzel kareler var. Şimdi biraz daha yukarı çıkıp bir çoban çadırı bulacağız. Orada kuru odun bulabilirsek bir şeyler ayarlayacağız. Bakalım. Çok güzel bir hafta sonu olacak yine. Oh yeah! Gece kar atmış. Ama öyle çok fazla değil. Yağdı mı yağdı demek için. Şimdi zaten güneş kar mar bırakmadı. Her taraf dümdüz oluyor. Şöyle bir de buz üzerinde gitmedik demeyelim. Bu bölgede daha fazla kar ve buz var. O yüzden aman ha. Debriyaj, fren, gaz. Orantılı kullan, kayar düşersin. Bu karşıda görmüş olduğun beyaz yer Bozdağ. Yani bu hafta tercihimizi Bozdağ'dan yana kullansak çok güzel olacakmış. Bilemedik, şanssızlık. Her taraftan deli gibi su akıyor. Cuma gece sabaha kadar yağmur yağmış. Buralara kar atmış. Yarayan bir yağış olmuş. Gördüğün gibi burada zaten kaynak vardı. Sular coşmuş. Hani çok keyif veren karelerle çadır bölgemiz olan Demirci'ye doğru ilerliyoruz. Burası Yunak bölgesi. Uçurumun kıyısında pedal basıyoruz. Heyecan yapmayasın ha. Uçar gidersin bak, kurtaramam sonra. Wow, yol bozuldu. Kurtlar kendilerine mekan olarak burayı tercih etmişler. 15 tane ben kurdu bir arada gördüm ama Spil'de değil. Spil'de genelde 5-6 tane kurttan oluşan sürüler var. O yüzden dediğim gibi takılın bir gece, getireyim sizi buraya Demirci'ye. Altınıza sıçrattırayım bakalım. Spil'de kurt ne kadar varmış görün. Demirci bölgesi. Spil'de görüp görebileceğin en fazla kurt popülasyonu aha şu coğrafyada. Gece mekan burası. Geldik. Çeşme çalışmıyor. Şurada çeşme vardı. Şimdi o çeşmeye bir el atayım, biraz tamirat yapayım. Ondan sonra çadıra yerleşiriz. Daha önce burada çok defa kaldık. Ama yine de hadi bakalım. Göster amcanlara diyenler için gösterelim bakalım. Hamamda karılar nasıl bayılıyormuş. Şöyle bak, sobamız var. Burada başka bir soba vardı. O sobayı ben karda o kadar çok yaktım ki patlattım. Ufacık tefecik içi dolu çoban çadırcık. Ve çeşmeye giderken hop dediler, yolumuzu kestiler mantarlar. Vallahi elatof mantar var.
Bir şu su işini halledelim. Ondan sonra mantarların çaresine bakarız. Bir mantar sote yaparız. Of! Yeme de yanında yat. Gün bitmeye batmaya hazırlanırken biz de geceye hazırlanıyoruz. Odunlarımızı hazırladık. Tütüştürücü maddeleri hazırladık. Kibriti çakıvereceğim şimdi. Akşam ateş başında. Kurtlar kokumu almıştır muhtemelen. Kurtların geleceğini tahmin ediyorum. Hep beraber bağırışacağız. Yine bir hafta sonu. Yine Sipil Dağı. Bu hafta güney yüzündeyiz. Yine bir çoban çadırı. Dolunay 23 Aralık gecesinde bize eşlik ediyor. Az sonra Sipil'in kurtları da meydana çıktılar mı? İşte o zaman ver coşkuyu. Kurtlar da az sonra piyasaya çıktılar mı? Sabaha kadar vereceğiz coşkuyu. Uyumak yok. Bu gece kurtlarla beraber Sipil'de. Şöyle ufak ufak geceden de kesitler verelim. Dolunay'ın yanında küçük yıldızı görüyorsunuz. Kerata. Karşıda Mahmut Dağı, Kemal Paşa. Birazcık şöyle içine girelim Kemal Paşa'nın. Sonra devam edelim. İzmir Körfezi. Ve dağın üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Wow! Kurtlar ne zaman gelecek bakalım? Ah, ateş tütüyor. Şehrin ışıkları var, manzara var. Dağ başında çadırı bulmuşsun diyorsun ama az sonra göreceğim oğlum ben seni. Kurtlar gelince donları nasıl çeceğim böyle? Göreceğim ben seni. Az sonra göreceğim. Kurtlar bir gelsin hele. Sabah oldu. Günaydın diyoruz. Yeni güne bir çoban çadırında gözlerimizi açıyoruz. Gece 2'ydi. Kurtlar ziyaretimize geldiler. Junior'da bu kurtlar. Şöyle bir merhaba deyip kaçtı keratalar. Benim kokumu almadıklarından, alışkın olmadıklarından kalmadılar. Sipil Dağı'nın gerçekleri. Kurtlar maalesef iyice çoğaldılar. Maalesef diyorum çünkü zararı yok bize ama çobanlara çok büyük zararı var bu kurtların. Keşke Sipil'e kurt salmasalardı. Çobanlar kıvranıyor valla. 24 Aralık kurtlarla dolu bir gece uyandık. En uzun gecelerdeyiz. Kurtlar fazla durmadı. Güneş doğmak üzere. Kulaklarını çekeceğim keratanın. Saat 9 oldu. Güneş daha yeni geliyor kerata. Gece çok sıcaktı. Gündüz de yine muhtemelen sıcak olacak. Çünkü cuma gecesi yağan kar hemen sabahında eriyiverdi. Keşke karanlık maranlık demeyip cuma gelseymişiz. Kar yağışıyla uyuyacaktık burada. Mantar avı devam ediyor. Temiz hava Volga'da. Çek ciğerler bayram etsin oğlum. Sakal ol da kal bakalım. Mantar gördüm. Hadi inelim alalım şunu. O mantar sonra yok mu beni yiyen diye ağlar orada. Bakalım. Oo, çifte mantar. Şunu da alalım. Oh 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 oh. Ben bir tane gördüm ama bak kaç tane çıktı. Vay anasını şanslı kerata. Mantarda olay bir taneyi görebilmek. Bir taneyi gördüm de osuruk mantarı çıktı. Hadi dedim vardır arkadaşları. Arkadaşları da osuruk mantarı. Şuraya bak.